İyi akşamlar. Bugün 20 Eylül 2010 Pazartesi. Baba Haber Bülteni başlıyor. Sayın seyirciler, günün başlıklarıyla karşınızdayız. Efendim, Türkiye'nin referandum haritasından sonra Türkiye'nin kopya haritası da ortaya çıktı. Hangi şehir nasıl kopya çekiyor? Sadece Baba Haber Bülteni'nde. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan bankalara yüklendi. Havale için banka yerine taksi kullan daha iyi dedi. Taksicileri sevince boğan açıklamanın ayrıntıları 1,5, bilemedin 2 dakika sonra Baba Haber Bülteni'nde. Sayın seyirciler, memurlara kötü haber. Personel servisleri artık paralı oluyor. Hepsi az sonra Baba Haber Bülteni'nde. Sayın seyirciler, Ezel dizisinin efsaneleşen karakteri Ramiz Dayı'yı son bölümde izleyenler gözlerine inanamadı. Dayı, geçen sezonun aksine bambaşka bir karaktere bürünmüş, daha hoppidi hoppidi olmuştu. Nasıl mı? Gelin hep beraber izleyelim efendim. Çalın bakalım şuradan. Neşeli bir şey olsun, hüzünlü olmasın. Hadi. Sayın seyirciler, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan bankaların aldığı yüksek faiz ücretini eleştirdi ve havale yapma, taksiye bin kendin götür daha iyi dedi. Evet Beşir, taksicilerin bu açıklamaya çok sevindiği söyleniyor, doğru mu? Evet Enkır, meğer taksicilerimiz havale hizmeti vermeye dünden razıymış da haberimiz yokmuş. Bugünden itibaren para transferleri artık taksiler ile yapılabilecek. Üstelik hizmetler bununla da sınırlı değil. Peki Beşir, başka ne gibi hizmetler söz konusu? Avrupa yakası taksileri müşterilerine çok uygun koşullarda ihtiyaç kredisi veriyor Anchor. Anadolu yakasının taksileri ise devlet tahvili ve bono satışına başladı bile. Oho! O zaman bankalar ve taksiler arasında ciddi bir rekabet başlayacak anlaşılan. Teşekkür ediyoruz Beşir. Oho! Rekabet çoktan başladı Anchor. Bakanın önerisinin ardından Taksiciler Odası reklam filmini bile çekti. Dilersen hep birlikte izleyelim. Onların şubesi ferah, geniş, klimalı. Bizimkisi ise taş çatlasa 4 metrekare. Önden çekişli, dizel. Klimayı ise hayatta açmam, mazotum gider. Bankalar ters yöne girmez. Güzergah dışına çıkmaz. İşini halleder, seni şubeden postalar. Ama biz taksiciler öyle mi? Şehrin yabancısıysan seni bir dolaştırırız, başın döner. Görmediğin semt kalmaz. Bankanın korsanı olmaz. Şubesi de her yerde bulunmaz. Peki ya biz? 50 sallasan korsan taksiye çarpar. Ama yağmurlu havada katiyet de almayız. Yanında yüklü parayla sokakta bırakırız. Çok pisiz lan biz. Velhasıl onların banka şubeleri varsa bizim taksilerimiz var. Taksimatik, bankadan neyi eksik? Ha, bir daha unutmadan onlarda levye yok, bizde var. Sayın seyirciler, emniyetin 8 ayrı ilde yaptığı baskınlar sonucu Türkiye'nin kopya haritası ortaya çıktı. Beşir, hangi il nasıl kopya çekmeyi tercih ediyor? Kopya eğilimleri neler? Bir sonraki KPSS, YGS'de kim nasıl kopya çekecek? Bize anlatır mısın lütfen? Hemen anlatayım Anchor. Haritamıza göre kırmızı renkte gördüğümüz sahil şeridi kopyaları bacağına yazmayı tercih ederken mavi renkteki iç kesimler bu konuda daha muhafazakar. Bacaktan bakmak yerine alnını kaşır gibi yaparak yanındakinin cevap kağıdına bakıyorlar. Peki kopya çetelerine hangi illerden daha çok rağbet var? Soru sızdıran bu çetelere Türkiye'nin tüm bölgelerinde rastlayabiliyoruz. Her şehre sızmış ve her sınavdan sızdırılmış durumlar var Anchor.
Peki son olarak şunu sorayım Beşir. Bir sonraki sınavda bu harita değişir mi? Umuyoruz değişir Anchor. Zira kopyanın boykot edildiği ve kimsenin hakkının yenmediği sınavlara ülke olarak şiddetle ihtiyacımız var. Efendim, personel servislerinden yararlanan devlet memurlarından artık katılım bedeli alınacakmış. Yani devletin servisleri memurlar için artık paralı hale gelecekmiş. Makam araçları giderek lüksleşirken sen bedavaya gidip gelebileceğini mi sandın ey ülkemin memuru? Yakında memurların iş yerinde kullandıkları sandalyeden oturma bedeli, yedikleri personel yemeğinden doyma bedeli, merdiven yerine asansör kullananlardan da inip çıkma bedeli alınmaya başlarsa hiç şaşırmayalım efendim. Ülkemin memuru aldığın maaşı sen öyle beğenmezsen, az da yetinmezsen, haline şükretmezsen başına da bunlar gelir işte. Hadi hayırlı olsun. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.